Harvey Plus hoş geldiniz. Yeni bir PUBG videosuyla da karşınızdayım. Bugün itibariyle PUBG'nin PUBG Lite sürümü çıktı ve şu anda oynanabilir durumda. Zaten ekranımda görüyorsunuz. PUBG Lite adından da anlayabileceğiniz gibi normal Steam'de satılan PUBG'nin Lite bir sürümü. Bu sürümün iki tane amacı var. Birincisi bedava, herhangi bir para ödemeden herkes oynayabiliyor. İkincisi de eğer normal PUBG'yi mevcut sisteminiz kaldırmıyorsa, düşük sistemli bilgisayarlarda da çok daha mobile göre iyi grafikler sunan bir PUBG'yi oynayabiliyorsunuz. Şimdi PUBG Lite şu anda beta sürümünde ve herkese açık değil. Sadece Tayland'daki kullanıcılar bu oyunu oynayabiliyor. Peki şu anda ben nasıl girdim? Size birazcık bunu anlatacağım ama ondan önce sitesindeki minimum sistem gereksinimleri ve önerilen sistem gereksinimlerine bir bakalım isterseniz. Minimumda 4 GB RAM kapasitesine sahip olmanız, Intel'in Core i3 2.4 GHz'lik ve o ayarda bir işlemciye sahip olmanız ve grafik birimi olarak da Intel'in HD Graphics 4000, yani harici bir ekran kartı değil biliyorsunuz, işlemciyle beraber gelen dahili bir grafik birimi yeterli oluyor. Ancak bu oyunu açmanız için ihtiyacınız olan minimum sistem gereksinimleri. Burada önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Core i5 işlemci, 8 GB'lık bir RAM kapasitesi, Nvidia'nın GeForce GTX 660 veya AMD'nin Radeon HD 7870 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor bu oyunu çok daha akıcı, düzgün bir şekilde oynamak için. Videonun başında söylediğim gibi şu anda bu herkese açık değil, ancak sistemi kandırarak şu anda da bu oyunu oynayabiliyorsunuz, aynı benim yaptığım gibi. Öncelikle lite.pubg.com adresinden hem açıklamalar bölümünde hem de yorumlar bölümünde gerekli linkleri ve açıklamaları bulabilirsiniz. Şuraya tıklayarak oyunu indirmeniz gerekiyor. Oyunu indirdikten sonra siz Türkiye'den giriş yaptığınız için bu sistem bunu tanıyor ve izin vermiyor. O nedenle şuradan Start'a geliyoruz. Buradan Tarih ve Zaman bölümünden zaman bölgesini +7 UTC Tayland, burada Bangkok, Hanoi, Jakarta olanı seçiyoruz. Onun hemen alt tarafındaki bölgeden de ülkenizi ve bölgenizi Tayland yapmanız gerekiyor. Ne yazık ki bunlar yeterli olmuyor arkadaşlar. İnternetinizin de Tayland'dan görünmüş olması için Tayland'da serverı olan bir VPN'i kullanmanız gerekiyor. Ben birkaç VPN denedim. En son şu ekranda görmüş olduğunuz BullVPN Client'ta hızlı bir şekilde oyunu oynayabildim herhangi bir problem olmadan. Ancak şöyle bir sorun var, benim kullandığım şu anda ücretsiz olan versiyonu ve şurada görebileceğiniz üzere yarın saat 7'de bunun şeyi bitecek, hatta bugün bitecek. O nedenle ya ücretsiz olarak kullanabileceğiniz ve içerisinde Tayland serverı olan bir tane VPN bulmanız gerekiyor ya da içerisinde Tayland serverı olan paralı bir VPN servisine sahip olmanız gerekiyor. Ben bunlarla uğraşamam diyorsanız bekleyin. Tayland'dan sonra zaten PUBG Lite herkese sunulacak. İsterseniz oyuna geçelim. Oyunu kurduktan sonra böyle bir normal PUBG'ye benzeyen bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Zaten bu PUBG'nin kendisinin çıkartmış olduğu bir oyun. Herhangi bir şekilde üçüncü parti bir üreticinin vesaire geliştirdiği bir oyun değil. Özelliği emülatörle oynanan mobil PUBG'ye göre çok daha düzgün grafikler sunuyor. Hemen şurada ayarlar bölümünde neler varmış onlara bakalım. Burada grafik ayarlarını görüyorsunuz. Ben de şu anda her şey hemen hemen medium ile low arasında. Benim sistemim zaten ofiste kullandığım hayli hayli kaldırır ama kendi açıldığı gibi kalsın. Bir böyle görelim. Ve start diyorum. Bu arada ben bugün oynamayı denedim ama serverlar çok yoğun olduğu için beni oynatmadı. Şimdi akşam saati oldu. Dedim herhalde bir şey yapmıştır, rahatlamıştır serverlar. Rahatlamış. Şimdi rahat rahat oynayabiliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi PUBG Mobile'a göre grafikler çok daha geliştirilmiş, çok daha düzgün. Tabii ki bilgisayarda oynadığınız için klavye ve mouse rahatlığıyla oynuyorsunuz ve tamamen bedava bir şekilde oynuyorsunuz. Hiçbir para vermenize vesaire gerek yok. Normal şu anda WASD ile hareket ettiriyorum mouse'la beraber ve shift'e basarak koşuyorum. Space'e bastığımda da adamım zıplıyor. İlk videoyu, yani benim PUBG Mobile'ın PC versiyonunu
incelediğim videoyu izlediyseniz ben PUBG konusunda çok amatörüm. İlk videoda çok kötü oynadım. Bayağı bir şey oldu. Bu arada benim mikrofonum açık millete gidiyor ya. Bunu nasıl kapatıyoruz? Şuradan. Kanal ismi söylesene. Kanal ismi Hardware Plus. Ha, mute aldım kendimi. Evet tamam, şimdi konuşmuyorum. Millete yayın yapmayalım, ayıp. Yani demem o ki bu oyunda da büyük ihtimalle çok kötü oynayacağım arkadaşlar. Şey yapmayın. Önemli olan oyunun nasıl göründüğünü size gösterebilmek. Hemen sağ tarafta görüyorsunuz hareketleri yazmışlar. WASD hareket etme, işte shift hızlı koşma, space zıplama, C'ye basma şey falan, eğilme falan hepsini yazmışlar. Yaz grafikler yani bir light sürüme göre bence çok güzel olmuş. Eğer mevcut sisteminizde PUBG oynayamıyorsanız veya Steam'e verecek paranız yoksa, PUBG'ye alacak paranız yoksa güzel bir şey olmuş. Atlayalım hemen. Şu anda ben VPN ile oynuyor olmama rağmen anladığım kadarıyla çok laglı değilim. Bu tabi sizin kullandığınız VPN servisiyle de alakalı. Mevcut internetinizin ne kadar iyi olduğuyla da alakalı. Ama ister istemez VPN kullandığınız zaman normal internetinize göre birazcık daha laglı bir şeyi yaşayacaksınızdır. İnterneti yaşayacaksınızdır. Evet, bir tane silah buldum. Ben bu arada duymuyorum kulaklığı takmadığım için ve evet. Saniyesinde öldüm. Kapıdan öyle vuruluyor mu ya? Lobiye döneyim, bir tane daha maç atacağım. Bu sayılmaz dedikleri var ya, bu o. Bir de solo atayım ya. Takımlı girmişim fark etmeden. Onu da nereden ayarlıyoruz? Büyük ihtimalle aynen şuradan ayarlıyoruz. Solo diyelim. Bu arada şeyi söylemedim. İlk defa oyuna giriş yaparken normal PUBG'de bir kullanıcı adınız, şifreniz varsa onunla giriş yapabiliyorsunuz. Yoksa PUBG'ye bir üyelik açmanız gerekiyor. Onun da yine linkini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bu sefer solo seçiyorum. Oldu galiba. Start diyorum. Geçen oyun hemen buldu. Demek ki millet oynamaya başlamış. Daha ilk oyun bir tane Türkiye'de denk geldik. Hemen kanalın adını söyledi dedi. Yine bir 10 saniye falan sürdü yeni oyun bulması. Şeyi bilmiyorum. Yani sadece şu an PUBG Lite kullananlara mı bağlanıyoruz? Yoksa normal PUBG veya işte mobil PUBG oynayanlarla bir şekilde eşleştiriyor mu bilmiyorum ama mantıken sadece PUBG Lite oynayan insanları eşleştiriyor olması lazım. Öbür türlü zaten oyun falan da teknik olarak değiştiği için grafikleri falan filan çok mantıklı olmayacaktır. Bilmiyorum ama. Şimdi yeni bir oyuna başlıyoruz. Buradan şöyle size ayarları da göstereyim. Burada tüm klavye ayarlarını, mouse ayarlarını kendi isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz. Burada ses ayarları var. Burada gameplay yani oyunla alakalı yine iki tane şey koymuşlar. Otomatik şarjör değiştirme kapalı. Ekrandan ipuçları açık. Dil seçeneklerinde İngilizce, Çince olsa gerek. Biri Tayca, Endonezyaca herhalde bu sonu. Bilmiyorum.
Onun dışında anti-aliasing gibi grafik ayarları var. Bu sefer bari hemen atlamayayım da, hemen atlayınca 100 kişi iniyor. Direkt öldürüyorlar. Biraz bekleyeyim, millet atlasın. Sonra gideyim. Bu arada şu an aklıma geldi. Benim bu videoyu tekrardan, yani bu videodan farklı olarak bir de daha düşük bir sistemle test etmem daha doğru olacak. Acaba gerçekten hani düşük bir sistemde nasıl oynatıyor onu da görmek lazım. Çünkü şu an benim bu ofiste kullandığımda inceleme ürünü olan Nvidia RTX 2080 var galiba bunda. Birazcık saçma PUBG Lite'ı bu şeyle oynamak. Biraz daha düşük bir laptopta, daha düşük bir masaüstü bilgisayarda testini yaparım. Hatta belki bir kıyaslama vesaire de yapılabilir. Çok daha mantıklı olur. Ben öyle atladım ama acaba bir şey var mı diyecektim. Varmış. Evet, lag'ı gördünüz mü? Umarım PUBG bu oyunu en kısa zamanda herkese açar. Çünkü gerçekten hem VPN bulmak, Endonezya diyorum, Tayland için VPN bulmak çok sıkıntı. Hem de bulsanız bile stabil bir bağlantıyla böyle online bir oyunda oynamak çok sağlıklı değil. Ben birazcık bu videoyu çekeyim diye kastırdım ama. Bir silah çıkaydı keşke ya. Ne görsem alıyorum ama silah mı o? Ya silah değilmiş o galiba. Bu kadar bilmiyorum oyunu. Evet, yine bir müthiş bir lag girdi. Güzel, iki silah buldum. Daireye de yakınız. Benim backpack'im level kaç? Nerede backpack? Şu. Benimki de level 1'miş zaten. Bu da bir. Kask level 2, 1. Benimki 2'ymiş. Tamam, bu kalsın. Crossbow almıyorum. Bir tane şöyle M4A1 gibi bir şey bulsak herhalde daha iyi olacak. Uzun mesafede şu an adam görsem vurabileceğim bir şeyim yok.
daha mı iyidir bundan bilmiyorum. Değiştireceğim. Buralar lootlanmış gibi görünüyor. Bir de ben şu an kulaklığı takmamayı tercih ettiğim için bayağı hiçbir şey duymuyorum. Nerede çatışma oluyor, ne oluyor, ne bitiyor hiç fikrim yok. Ne oluyor lan? Biri sıktı. Ama nereden sıktı? İlginç. Atlanmıyor mu? Şu jipe binebiliyor muyuz? Ona bakayım. Aha gördüm. Vallahi vurdum. M4 abi nasıl alıyoruz? Böyle mi alıyoruz? Okey. Bandaj böyle mi? Evet, şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Böyle herhalde. Bir kolay yolu vardır bunun da. Bilmediğim için amelasyon. Bunun gerçekten bir şeyi yok mu ya kısa yolu? Daha alamazsın diyor. Peki. Ben bu arada bunu aldım da mermilerini almadım. Şu mu acaba? Evet, 23 tane bulmuşuz. 37 kişi kaldı. Çemberin içindeyiz. Koşuyorum. Mesela şunu falan kullanabiliyor muyum? Yok, kullanamıyormuşum. Evet, şu an fark ettiğim üzere arkadaşlar böyle first person şeyine de geçebiliyorsunuz. Böyle TPS'de oynayabiliyor musunuz?
Ben de inanın şimdi fark ettim. B'ye basarak, pardon, V'ye basarak bu da mümkünmüş. Şuradaki aracı alabiliyorsak artık biraz böyle bir aksiyon, bir şey yapayım, gideyim, öleyim. Allah, kırmızı kırmızı bölge burası. Çıkıyorum dolanmak zorunda kalacağım o kırmızı şey yüzünden, alan yüzünden. Evet, harika laglar. Şehirde illaki bir adam madan bir şey vardır herhalde. Burası galiba PUBG'nin ünlü kenti. Daha önce capslerde falan çok duymuşluğum var. Pochinki diye mi okunuyor, nasıl okunuyor bilmiyorum. Artık arabadan ineyim. İyi, yakın açılmış, koşarız oraya. Hiç tekrardan arabaya almama gerek yok. Şu anda 27 kişi kaldı. Bu arada şeyi bilmiyorum. Oyunda bot var mı biliyorsunuz? Mobilde oyun size bot atıyordu. Dolduramadığı için falan en başlarda. Şu an durum ne gerçekten bilmiyorum. Bot olma ihtimali var. Çünkü sadece Endonezya'ya açtıkları için oyunu. Gerçi Endonezya'da bayağı oyuncu vardır. PUBG bütün dünyada şu an oynanıyor. O yüzden bilemiyorum. Arada ben PUBG'yi bu yüzden oynamıyorum. Yani Fortnite'da ben mesela Fortnite oynuyorum. Çok daha hareketli geçiyor oyunlar. Şu an böyle bayağı o devasa haritada geziyorum. Adam yok. Böyle bir araba dışında çok ciddi bir mobilite yok falan. Ya yani beni linç etmesin tabii şimdi PUBG sevenler de. Hani ben bu yüzden şey yapmıyorum yani. Çok hoşlanmıyorum. Biraz daha hareketli, daha arcade seviyorum o yüzden. Hala kimseyi göremiyor olmak. Hiç loot'a falan da asla gitmiyorum ya. Yani 23 mermiyle devam.
Evet, şuradan silah sesleri geliyor. Galiba böyle böyle eğer biraz daha adam görmemeye devam edersem bu şekilde birinci olabileceğime inanıyorum. Hadi bir loot bakayım bari. Girmişler buralara. Şu arabaya binip gezeyim bari eğer biniliyorsa arabaya. Benzini falan bir şey varsa. Bu arada daireyi buraya verdi. Aha. Gördüm. Şurada bir araba vardı. Nereye gitti lan herif? Allah Allah. Bayağı şurada araba vardı ya. Bakmazsan. Bir de nereden taradığınızı görsem. Drop düştü lan. Ama şu anda drop alamam. Yani az önce bana sıkan adam şu an yok mu oldu? Beni tepeden falan mı sıktı ya? Neyse gidiyorum duraba ya.
Aha. Sekiz mermim kaldı. Evet, kaldık pompalıya. Bot musun sen ya? Yani bottu bence bu. Allah. Biri daha sıkıyor ama nereden sıktığıyla alakalı hiçbir fikrim yok ve onu lootlamam lazım. Evet, şu an oyunda bot olduğuna kanaat getirmiş bulunuyorum. Baya bu kadar vuramamak normal bir insan evladının başarabileceği bir şey değil. Okay, şunu alayım. Backpack'i nereye koyuyoruz? Buraya koyuyoruz. Ve öldüm. Mesela bu gerçek insandı büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, durumu bence çok bile yaşadım ama çok büyük ihtimalle oyunda bot olma, yani şu an karışık atıyor olma ihtimali var. PUBG Lite'ın genel olarak durumu, özellikleri bu. Ben videoda ya birkaç kere yanlışlıkla Endonezya demiş olabilirim. Tayland şey yapmanız gerekiyor. VPN'i yapmanız gerekiyor ve Windows'unuzda öyle seçmeniz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Ben çok kötüyüm PUBG'de. Sadece size anlatabilmek, gösterebilmek için oynadım. Varsa yorumlarınız, sorularınız lütfen aşağıda belirtin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.